Hanımefendiler, beyefendiler, prensler, prensesler, sevgili minikler. Merhaba, ben Orhan Volkan Ünsal. Bugün tek bir tarifim var. Kuzu etli kuru fasulye desem, biber salçalı desem, hafif tereyağlı, mis gibi kokan. Bir önceki videomda naneli ayran yapmıştım sodalı ve yanında mis gibi bir pilav vardı. Hepsini bir arada sığdıramıyordum. Daha önce buna şöyle bir isim koymuştum. Metin Ali Feyyaz. Hani Beşiktaşlılar bilir, zamanında Metin Ali Feyyaz vardı ya, kuru fasulye, pilav, turşu. Kuru fasulye, pilav, ayran benim için Metin Ali Feyyaz'dır. Onun için bugün size Metin Ali'yi daha önceki videoda yaptım, Feyyaz'ı bıraktım size. Neler var önümde? Hemen kuzu etim var. Küçük doğranmış kuzu budundan böyle bir kuzu eti. Şimdi tencere ısınıyor, bir miktar zeytinyağı koyacağım. Sebebi şu, zeytinyağının mukavemeti yüksek olduğu için öncelikli olarak soteleme işlerini onunla yapmak lazım, onun için. Tereyağdan bahsettim, sona doğru gelecek. Böyle duman çıkmasından korkmayın. Ateşin yüksek olması lazım. Et suyu kalmasın diye. İlk attığınızda çok yanına yaklaşmanıza gerek yok. Sebebi şu. O dumanı yemek istemiyorsanız girmeyin oraya. Bırakın mühürlensin, rengini alsın. Çok karıştırmak etin sulanmasına sebebiyet verebilir. Onun için bırakın kalsın orada biraz. Şöyle bir yaklaşalım. Şimdi bir kaşık kaldırayım. Görüyor musunuz rengi? Mühürlenme rengi gibi bir renk çıktı ortaya. Bu çok önemli bir şey. Ateşin yüksek olmasından dolayı. Şimdi bu ateşi biraz düşürmek istiyorsak malzeme eklememiz lazım. Hemen üzerine arpacık soğanları ekliyorum. Onlar da yavaş yavaş sotelensin. Kuzu eti. Hani deseler ki bana, Uğur, bundan sonra bir tane et seçeceksin, sadece bir çeşit et yeme hakkın var deseler, kuzu etini seçerim. Hormon kabul etmez, hilesi hurdası yoktur. Gidersiniz tavuğa hile yapabilirsiniz, işte dana etine yapabilirsiniz, kuzu etine yapamazsınız. Mecburen dolaşması gerekir. O açıdan çok pozitiftir. Kuzu eti benim hayatımda hiçbir zaman hayır demeyeceğim tek ettir. Hani bazen derler ya, her gün olsa yerim. İşte kuzu eti benim için bu. Her gün olsa yerim. Şimdi arpacık soğan ve mis gibi etler sotelendi. Hemen üzerine biraz kapya biberi. Şimdi buna kapya biberi diyen var, yağ biberi diyen var. Özellikle kuru fasulye, nohut gibi yemeklerde müthiş bir değer katıyor. Daha önce hiç kullanmadıysanız bu kapya biberini, al biber de diyen var. Mutlaka kullanın. İnanın bana çok güzel sonuçlar alıyorsunuz. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi bu yakışıklılar burada sotelenirken benim bir tane doğrama işlemim var. O da maydanoz. Servis saatinin sonunda ekleyeceğim kendisine. Ama doğrayalım aradan çıksın. Bu da hazır. Şu sapı gönderelim. Sapları tek başına bile bir yere almıyorlar. Biz mi kuru fasulyenin içine koyacağız? Onun için bir köşede beklesin. Şimdi kuzu biber salçası. İkisi çok yakışıklıdır. Birbiriyle aşk yaşayan iki malzeme. Kuzu etli bir kuru fasulye yapıyorsanız benim tavsiyem biber salçası kullanmanız. Ha biber salçası çok ağır gelir diyorsanız domates, biber ikisini de karıştırabilirsiniz. Bu birazcık sizin keyfinize kalmış bir şey. Artık bu malzemelerin üstüne hemen biber salçasını da ekleyelim. Salçada birazcık elinizi cimri tutun. Sebebi şu. Çok eklerseniz asit oranından dolayı midenizde yanma olabilir. Bir ekleyin, karıştırın. O renk size zaten şu mesajı verecek. Biraz daha ekle ya da dur. Hani malzemelerin mesajı var diyorum ya. İşte bunları hep bir ekleme esnasında düşünerek koymak lazım. Şöyle bir karıştırıyorum. Yani şu haliyle böyle ekmeğin arasını yarıp basacaksın salçalı, soğanlı, mis gibi kuzu etini. Bakın bir tane kaldıracağım şimdi. Renkleri görüyor musunuz? Salçanın güzel bir şekilde kavrulması gerekiyor kokusunun çıkması için. Eğer iyi kavurmazsanız salçanın o çiğ kokusu kuru fasulyede kalır. Aklınızda bulunsun. Un ve salça çok tehlikelidir. İyi kavrulmadığında insanı canından bezdirir. Şimdi bunu da ekledik. Her şey yolunda. Kırmızı toz biber bir miktar. Daha sonra üzerine de haşlanmış fasulyesini ekleyeceğim. Hatta daha büyük bir kaşık alalım ki çok uğraştırmasın bizi. Biraz da suyundan.
Şimdi fasulyenin haşlama suyunu herkes bilmez ama benden size bir tavsiye. Full fasulye suyu kullanmayın. Daha sonra ortamı biraz sesli ve rahatsız edebilirsiniz. Yani kuru fasulyenin vardır ya böyle bir efekti. Suyunu kullanmanızın bir avantajı şu, lezzeti arttırır. Hani makarna yaparken de haşlama makarna suyu kullanırız ya. O açıdan ama çok fazla kullanmayacaksınız. Biraz normal su, biraz da musluk suyu ya da işte damacanadan nereden almak istiyorsanız. Bakın bu görüntü çok kıymetli. Şimdi iyice bir karıştırayım. Ben fasulyeyi yaparken böyle çorba gibi sevmiyorum. Bakın etler, fasulye mis gibi kokular. Şimdi hemen şuradan suyunu da alalım. Bunu da adım adım ekleyin. Yani bir anda bocalamaya gerek yok. Biraz ekleyin. Bir karıştırın, bir bakın. Evet. Bana diyor ki biraz daha verebilirsin. Kabul. Söz dinlerim. Çok az daha. Bu kadar. Yani suyu verdiğiniz zaman üstünden birazcık görünecek. Taneleri görüyor olmanız gerekiyor. Çok fazla bırakmamak lazım. Kapağını kapattım. Ortalama bir 15-20 dakika özleşmesi gerekiyor. Ben ortalığı derleyip topladıktan sonra en yakışıklı sunum için sizinleyim. Mis gibi kokular geliyor. Fokur 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 göbeklerini atıyor. Şimdi kısık ateşe alıyorum. Bizim meslekte 3 farklı grup vardır. Şef Gusto der ki, herkes aşçı olabilir. Ben diyorum ki o aşçıların içinden bir kısım egzekutif şef olur. Yani aşçı başı olur. Onların içinden de bir kısmı sanatçı olur. Yani bizler gibi. Artist derler Avrupa'da. Carving dediğimiz oymacılığa, yani kabağı oyanlara artist diyorlar, sanatçı. Bir de alakartçılara sanatçı derler. Aklınızda bulunsun. Neden burayı anlattım size? Çünkü bu sanatın bir parçası olmaktan ben çok mutluyum kendi adıma. Siz de en azından evinizde bu sanatı icra edebilirsiniz. Hani bazı işler pahalıdır. Mesela golf oynamak. Abi bu sanatı uygulamak çok kolay. 3-5 tane malzemeye bir tane de ocağa bakıyor. Şimdi geldik buraya. Son bir dokunuşu var. Üstten cozlatabiliriz ama ben onu çok böyle hani çorbalarda falan uygun görüyorum da bunda ihtiyacımız yok. İki parça tereyağı atalım şöyle bölüp. Çünkü bu tereyağının sıcaklığıyla birlikte eridikten sonra yukarı doğru bir çıkışı var ya, sanki 100 metre derinden çıkıyormuş gibi. Onun için o görüntü gerçekten ekstra bir keyif veriyor. Hatta size şöyle göstereyim, bakın aşağı doğru tereyağı eriyor. Görüyor musunuz? Sonda eklemenin avantajı şu, mis gibi kokusunu sevdiklerinizle paylaşırsınız. Ve biraz da böyle o ufak ufak erime insanı tahrik eder. Yeme arzunuzu da arttıran bir şey bu. Ben şöyle geleceğim. Önce biraz tanelerinden alayım. Of, etleri görüyor musunuz? Sanki fırında saatlerce durmuş gibi. Bunu neye borçluyum? İlk başta tenceremi güzel bir şekilde ısıtmaya ve daha sonrasında da böyle güzel karamelize etmeye. Of. Arpacık soğanlar da bana selam çakıyor. Arpacık soğanın piştiğini nereden anlarsınız biliyor musunuz? Hani soğanın cücüğü vardır ya, o dışarı doğru çıkıyorsa doğru yoldasınız demektir. Bir kitap okumuştum, her markanın bir kokusu vardır diye. Her yemeğin de mesajı var. Son olarak da biraz maydanoz ekleyelim. Evet, bu da bizim olsun set ekibinin. İşte efendim bugün sizler için Feyyaz'ı yaptım. Metin Ali'yi daha önce yapmıştım. Afiyet bal şifa olsun. Siz de girin mutfağa, sıvayın kolları. En yakışıklı lezzetleri sevdiklerinizle pişirin. Tüm bu yakışıklı tariflere ve daha fazlasına ulaşmak için YouTube kanalımı takip edebilir ya da en iyisi siz abone olun, daha iyi. Muhabbetle kalın.